Bir kez daha hoş geldiniz. Haftanın ikinci işlem günündesiniz. Hemen bir sosyal medyanın gündemine bakalım. Ekonomistler ve piyasa uzmanları ya da şirket yöneticileri neleri paylaşmışlar? Sonrasında da yorumlarla devam edeceğiz. İlk tweet bizden Ali Çağatay, biliyorsunuz EkoTürk TV ana haber sunucusu. Türkiye'de asgari ücretin geçen hafta 306 dolar olduğunu söylüyor Ali Bey. Ona da sevgi ve selamlarımızı iletelim. Bu sabah diyor, yani dünden bahsediyor aslında, 285 dolar ve bu akşamda, yani dün akşamda 295 dolar olduğunu söylüyor. Gördüğünüz gibi kur etkisinden dolayı sürekli olarak işte asgari ücretinde sürekli değiştiğini söylüyor. Akşamı farklı, sabahı farklı olduğunu belirtiyor Sayın Çağatay. Bir kıyaslama daha diyor. Geçen hafta Avrupa Birliği'ndeki en düşük asgari ücreti veren Arnavutluk'tan iyi durumdaydık. Ancak diyor bu sabah, yani dün sabah Arnavutluk'un da artık gerisinde düştük. Yarın diyor, onu da diyor Allah bilir diyor. Yani kur seviyesi o kadar oynak ki, dolayısıyla da sabah 285 dolar olan asgari ücret akşamına 295 dolar olabiliyor. Ve Arnavutluk'tan sonra da en düşük asgari ücret veren Avrupa Birliği ülkesi olduk. Tabii üyesi değiliz ama Avrupa kıtasında kendimizi düşünerek de bunu kıyaslamayı yapabiliriz. Peki bir başka tweetimize bakalım. Tabii doların yükselmesi asgari ücretin dolar bazında da Türk vatandaşlarını tüm dünyada fakirleştiriyor, bizleri fakirleştiriyor. Armağan Çağlayan da tabii dün bu tweet'i attı ama ona da buradan nacizane bizi izlemesine, dün Twitter'da da yazdım, tavsiye ediyorum. Tabii işin şakası bir yana, herkes çözüm konuşulması gereken bir dönemde olduğunu söylüyor. Önemli bir televizyoncu Armağan Çağlayan ve onun da gündeminde ekonomi vardı. İster istemez tüm Türkiye'de olduğu gibi ekonomiden anlayanlara bir sorun var diyor. Ne olacak da düzelecek bu durum? Neyi beklemeliyiz? Faiz yükselirse mesela televizyonlarda herkes konuşuyor. Hiç kimse çözümü söylemiyor. Olan durumu biliyoruz zaten. Çözüm ne demiş Armağan Çağlayan. Çözüm çok basit. Yani ekonomi ile siyaseti net bir şekilde ayrıştırıp kurumsal çatıyı Türkiye'nin onarması, bunu hep savunuyoruz ama bu söylendiği gibi çok kolay da olan bir şey değil. Öncelikle enflasyonu kontrol altına almak için tarıma önem vermemiz gerekiyor, kendi üretimimizi yapmamız gerekiyor. Kurumsal çatıyı onarmak için her kurumun, Merkez Bankası olsun, Hazine Bakanlığı olsun, hepsinin ayrı bir özerk ve bağımsız yanı olduğunu kabul edip onların işleyişine karışmamak gerekiyor. Serbest piyasa ekonomisine siyasetleri müdahale etmemesi gerekiyor. Yani faizleri de dün aslında kamu bankalarını indirmesi serbest piyasa mekanizmasına bir yerde müdahale. Dolayısıyla çok fazla çözüm için çok fazla başlık var ama bu başlıkları uzun vadede gerçekleşeceği için genelde Armağan Bey, siyasiler tabii ki bunu kısa vadede çözüm kavuşturmak istiyorlar. Dolayısıyla da hiçbir zaman bu kalıcı çözüm Türkiye Cumhuriyeti'nden, kuruluşundan bugüne neredeyse çok fazla tartışılmadı, konuşulmadı ve hayata geçirilmedi. Bizde yapısal reformlarda daha çok böyle gündemde, biliyorsunuz, işte bir ekonomiyle ilgili bir şey yapıldığını göstermesi için bir manifesto oluyor kısa vadede ama sonrasında da unuttuğumuz başlıklar olduğunu da söyleyelim. Dolayısıyla Türkiye'nin mutlaka ekonomi çok ayrı bir bilim dalı ve finansı özellikle çok kaygan bir zemin olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Ekonomi ile siyaseti ayırması gerekiyor ve kurumsal çatıyı onarması gerekiyor. Özellikle Merkez Bankası, Hazine Bakanlığı ve tüm kurumların kendi görev ve gücünü, bağımsızlığını mutlaka farkında olup ona uygun politikalar üretmeleri gerekiyor diyelim. Tabii çözümleri, Armağan Bey'in istediği çözümleri yine konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuz Tayfun Oral'la birlikte. Özgür Demirtaş'ta Profesör Doktor hocamız da dün işte az önce editörümüz Yarkın Su'nun şirket haberleri kısmında derlemiş olduğu Tesla'yı tweetine taşımış. 1000 dolar demiş Tesla hisse senedi. Helal olsun Elon Musk'a demiş. Öyle ya da böyle demiş. Bu bir devrimdir. Yani eleştirebilirsiniz de işte kripto paralarla ilgili manipülasyon da yapıyor diyebilirsiniz. İşte Dogecoin'le ilgili biliyorsunuz Twitter'da çok tartışılıyor. O yüzden Özgür hocamızdan bir helal olsun almış yani Elon Musk, öyle söyleyelim. Şirketin piyasa değeri şu anda tüm Türkiye'nin milli gelirinin 1,5 katı. Çok önemli bir rakam ve yakında da 2 katı da olur diyor. Sadece Tesla Türkiye'nin toplam milli gelirinin, yani biz işte yaklaşık 90 milyon vatandaşın çalışarak ürettiğimiz o milli gelirimizin 1,5 katı sadece Tesla dün gerçekleştirmiş oldu. Amerika neden büyük ülke? Amerika'nın da çok sevmeyeni var biliyorsunuz tüm dünyada, Orta Doğu politikalarından dolayı. Ama kimse Amerikan dolarına zarar veremiyor. Yani bizim de bakıldığı zaman evet Türk lirasına karşı bir hareket olmuş olabilir. Diplomatik, siyasi vesaire. Ama güçlüyseniz
o ülke para birimine hiçbir şey olmuyor. Yani bugün bakıldığı zaman İngiltere, İsrail, Amerika bunlar herhalde dünyanın en çok düşmanı olan ülkelerdir. Ama ekonominiz güçlü size ve büyük markalarınız varsa size hiçbir şey olmaz. Onda altını çizmekte fayda var. Ekonomi bir ulusun diplomatik anlamda da güçlü olması için en önemli unsurlardan bir tanesi hep burasında ayrı bir bilim dalı olduğunu ve ayrı bir alan olduğu unutuluyor maalesef. Genelde siyasete malzeme ya da malzeme işte bazen ekonomiden bazen siyasetten karışık böyle ortaya çerez olabiliyor. Şimdi Cüneyt Paksoy'da onun da gündeminde küresel enflasyon var. Aylar öncesi enflasyonda beklentiler geçiciydi. Son dönemde ise enflasyon beklentilerinde en üst seviyede revizeler devam ediyor. Powell'dan sonra Yellen'da enflasyonun kalıcı noktasında süreyi uzattı diyor Sayın Paksoy. Bakalım yeni revizelere ihtiyaç olacak mı? Onu da tweetinde dün Powell ve Yellen'ın enflasyon kaygılarını taşımış. Dolayısıyla yeni revizeler bekliyor Cüneyt Paksoy diyelim. Stratejist. Başka tweetimiz var mı? Yönetmenimize soralım. Son bir tweetimiz varmış. Dün tabii bu tweet her şeyi değiştirdi. Yani değiştirdi demeyelim. Günün en azından o köpüğünü aldı. 9.85'lerden onlara da gidebilirdi dün dolar Türk lirası. Gün içerisinde Amerika tarafından 18 Ekim tarihli açıklamasına ilişkin bazı sorunların yönetilmesi vesilesiyle diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder diye açıklamasında bulundu. Twitter sayfasından efendim bu haberle birlikte de Türk lirasında da olumlu bir tablo yaşandı. Olumlu bir tablo derken de geldiğimiz yere bakmak lazım. Yani 8.85'lerden hatta 7.5'lardan 9.60'lara geliyoruz. Neye göre olumlu, olumsuz? Bunu da tartışmakta fayda var. Fon yöneticisi Tayfun Oral haftanın ikinci işlem gününde bizlerle her salı olduğu gibi. Tayfun Bey günaydın, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Günaydın Murat Bey, hoş bulduk. Şimdi dolar gevşedi diyoruz ama bir önceki güne ya da birkaç gün öncesine baktığımızda hafızalarımız artık böyle o kadar hızlı bir piyasa var ki balık hafızalarına da dönmüş olduk. Dünü ve ondan önceki günü unutabiliyoruz. Hani Türk lirası evet kademeli olarak bir iyileşme var ama geldiğimiz seviyelere bakıldığı zaman Türk lirası çok değer kaybetti. Sırf sadece bu bir hafta 10 günde bile %10'dan fazla değer kaybetti. Ne dersiniz son yaşananlara dair çok kısa lütfen. Yani bir ülkenin parasının bu kadar yüksek volatilitede hayatını devam ettirmesi birçok açıdan çok sakıncalı. Sadece değer kaybı değil, bir gün başka bir değerde, bir saat sonra başka bir değerde olması en temelde maliyet hesabını şaşırtıyor. Özellikle üretici tarafta maliyet hesapları tamamen dağılmış durumda. Neyi üretirseniz üretin, ham madde girdisi ithal olduğu sürece Türkiye'de herhangi bir şey hesaplamak ve fiyatlamak mümkün değil. Esas problem burada. Bu çok ciddi bir problem. Dolayısıyla üreticiler üretmemeye, satıcılar da satmamaya başlıyor. Çünkü bir saat sonraki fiyatı bilmiyor. Her sattığı onun için zarar haline geliyor. Esas da mesele bu. İkinci mesele de kurdan ziyade likidite kaybı. 2001 krizinde ve daha önceki krizlerde 94'te esas yaşanan likidite kaybıydı. Likidite kaybı inşallah olmaz önümüzdeki dönemde. Ama bu böyle giderse iş likidite kaybına doğru gidiyor. Esas da problemi ben orada görüyorum. Şimdi, kur dalgalanmasından bir çıt daha tehlikeli. Tayfun Bey, siz tabii deneyimli bir fon yöneticisisiniz. Ne krizler görmüşsünüzdür, neler neler. Ama herhalde bu dönem bir değişik değil mi? Yani pandemisi var, bir taraftan siyaseti çok tartışıyoruz, çok politize olmuş bir toplum var. Ekonomi çok gündeminde çünkü herkes bir taraftan da dolabını tenceresini düşünüyor tabii. İlk defa herhalde ekonomiyi bu kadar çok hissettiğimizde bir dönemdeyiz. Yani evet 2007-2008 krizinin gerçekten de o dönem Sayın Cumhurbaşkanı söylemişti. Çok tartışılmıştı. Ben partilerden bağımsız yani hatta apolitik bir insanım diyebilirim. O kadar siyasetleri anlamam. Konuşursam da hata etmiş olurum. Ama o dönem Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok böyle hedef tahtasında olduğunu biliyorum. Teğet geçti diye bir cümlesi vardı. Gerçekten de bizi teğet geçmiş yani. Onu anladım çünkü bu direkt böyle hani geldi ortaya koydu yani bu değil mi? Doları falan böyle hissediyoruz böyle fazlasıyla. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu dönem tabii çok zorlu bir dönem ama borsada sizin bu bahsettiklerinizden çok farklı bir noktaya gidiyor. Şimdi Türkiye hiper enflasyon riskiyle karşı karşıyayken borsa sever mi böyle ortamları? Deneyimleriniz ne söylüyor? Geçmişte nasıl yaşandı? Türkiye enflasyon yaşadığı dönemde borsaya yatırım oldu mu Tayfun Bey? Borsanın ilham kaynağı hiperenflasyon. Venezuela borsasına ve Venezuela'nın yaşadıklarına bakın. En azından en yakında örnek. Ne oldu? Uçtu borsa değil mi?
Efendim? Borsa gitti, yukarı gitti Venezuela'da. Uçtu, uçtu. Bizde yani, de böyle olacak? Borsa uçacak mı? Uçar. Yani eğer hiperenflasyona doğru gidersek alternatifler arasındaki en önemli alternatiflerden bir tanesi de iyi şirketler. Çünkü bu varlığı korumak için varlık değeri yükselen bir takım yatırımlara yöneliyor yatırımcı doğal olarak. Son dönemde gayrimenkul çılgınlığının nedeni bu. Çünkü insanlar görüyor. Türk yatırımcısı çok o darbe yemiş bir yatırımcı olduğu için, ağır darbeli bir yatırımcı olduğu için çok da tecrübelidir ve bundan çok hızlı kriz yaşadığı için çok kısa aralıklarla unutmaz kriz tecrübesini. Dolayısıyla hemen varlığını korumak için bir çare arıyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye için söylüyorum gayrimenkulken, diğeri ham madde stoklamakken ya da satmamakken, bir tanesi de nihai sokaktaki insanın parası olan, biraz tasarrufu olan insanın da kendini koruma alternatifi aracı gayrimenkul. Dolayısıyla fiyatlar çığırından çıkacak, öyle gözüküyor. Şimdi gayrimenkul fiyatları çığırından çıktı zaten herhalde, değil mi? Yani Tayfun Bey, siz evet. Çok da gezen de birisiniz. Dünyayı da görüyorsunuz, işte Türkiye'de görüyorsunuz. Biz böyle sizinle karşılıklı sabah daha açılamadık, öksürüp öksürüp duruyoruz, izleyicilerimizden de özür dileriz. Şimdi ben bugün tabii birazcık böyle her şeyi çok geç kaldım. Bazen de hayatta yavaşlatmak lazım. Onun da böyle bir hazırlanamamanın vermiş olduğu bir paniklik de var bende şu anda. Ama şunu soracağım. Ayşe Hanım'la birazdan konuşacağız. Gerçekten konut fiyatları cep yakıyor. Kiralar da yükseldi. Şimdi dolayısıyla Borsa İstanbul'un da ucuzluk hikayesi de vardı. Dolayısıyla herhalde en ucuz olan şey Türkiye'de şu anda borsa alınabilecek TL bazında diye gözüküyor. Dolayısıyla da dolarda da bu kadar çok enflasyonun, işte kiralarda da, evlerde de, otomotiv fiyatlarında da enflasyon olduğu bir ortamda herhalde, değil mi, borsayı almak şu anda en mantıklı nokta. Peki hangi sektörlere girelim Tayfun Bey bu dönemde sizce? Yani aslında şöyle diyelim, alternatiflerden en önemlilerinden bir tanesi borsa. Ama Türkiye'de sadece bu borsanın taşıdığı bir takım, yani borsa olağanüstü fırsat var, efsane filan demek de yanlış. Evet, bir takım fırsatlar var. Bunun dayandığı da şu, Türkiye'de enflasyonun getirdiği bir varlık, serveti korumanın en temel noktası varlıklara yatırım yapmak. Bu demir, işte çok artık herkesin diline pelesenk olmuş. Demir fiyatları şuraya çıktı, işte bu buraya çıktı. Bütün ham madde fiyatları delirdi. Hisse senetlerinde de seçeceğiniz şirketlerin varlık değerlerine bakmak gerekiyor. Varlık değerine göre piyasa değeri aşağıda kalmış olan şirketlere yatırım yapılabilir. Burada şu dönemdeki tema şu. Abi bu şirket çok iyi para kazanıyor, çok kar ediyor filan değil. Bu dönemdeki tema sadece bu şirketin elinde ne var? Bugünkü piyasa değeriyle karşılaştırdığımızda değer arasında bir farklılık, bir gap var mı? Eğer borsa fiyatı, hisse fiyatının gerçek değerinin altındaysa, orada sadece o yatırım felsefesi gayrimenkul almaktan öte bir felsefe değil. Şirket iyi yönetiliyor, çok kar ediyor, olağanüstü vesaire, işte stratejik olarak güzel bir şirket gibi bir şey yok. Burada bir panik, yani burada bir serveti koruma havası var. Yani bu dalgalanmayla baş etmenin birkaç tane yolu var. Bunlardan bir tanesi hisse senedi. Hisse senedinin tercih etmenin nedeni de yani tamamen doktrine ters. Şirketin geleceği çok iyi olacak. Bu şirket buluş yapacak. İşte anneler neler doğuruyor. May Musk diye biri çıktı. Elon Musk diye bir insan doğurdu. Ondan sonra işte bir kadın isterse dünyayı değiştirir diye bir kitap yazdı. Bunu da biz yaşayarak görüyoruz. Olay koptu gitti. Dünyayı yöneten bir adam haline geldi durumu aslında. Hisse senedi yatırım yapmanın felsefesi budur aslında. Evet. Ama Türkiye'de bu dönemde hisse senedine yatırım yapmanın felsefesi, hani konut tanzim satışı açılmayacağına göre bari gideyim hisse senedi alayım. Başka bir şey yok. Yani şirketler çok kar ediyor filan diye almayacağız bu dönemde. Sadece kendimizi korumak için. Enflasyon o yüzden borsa. Evet. Borsa enflasyonu sever. Benim gençliğim enflasyonla heba oldu gitti. Şimdi yani zaman durmuş gibi gençliğime döndüm. O açıdan iyi. Geri döndük. Evet. Enflasyonla hisse senedini biliriz biz, bizim jenerasyon. Bundan sonra da hisse senedi güzel gidecek. Onu söyleyeyim. Ama altındaki sebep şirketlerin çok iyi olması değil.
sermayenin kendini varlık olarak korumaya çabası. Enflasyon, hele ki hiperenflasyon çok büyük bir problem. Yani bir başladı mı durdurması zor. Bu çığ gibi. Yani küçük bir damlayla başlayacak. Durdurması çok zor. Bence bir an evvel herkesin kendine gelmesi lazım. Özellikle hani biraz da korkuyorum böyle konuşurken ama bir de memleket meselesi var. Herkesin kendine gelmesi lazım. Yani Merkez Bankası'nın, ekonomi yönetenlerin falan hepsinin bir ya ne oluyor demesi lazım. Bir stratejik plan değişikliği gerekiyor. Silkelenmek lazım değil mi? Dünya başka bir yere gidiyor. Evet. Şimdi Allah'tan siz tabii dediğim gibi yani işte bu ülkede yağ kuyruklarını da görmüşsünüzdür. Çünkü dinliyoruz böyle büyüklerimizden ama Allah Ataberk işte oğlunuz Ataberk de biz de böyle bu dönemi yaşamış olduk. Aslında bir taraftan da tabii ki hani tırnak içerisinde izleyeceğimiz yanlış anlamayacağını biliyorum. Şanslı da bir dönemiz yani nesiliz. Çünkü hani bu zorlukları da görmemiz bizim açımızdan da önemli. Belki sizinle birlikte ortak bir enflasyon hikayesine doğru da maalesef gidiyoruz gibi. Şimdi maalesef. Dünyadaki market cap'lere baktığımız zaman Tayfun Bey eğer bir hiperenflasyon riskinden bahsediyorsak ki dün Jack Dorsey de bir tweet atmıştı bununla ilgili. Aslında hiperenflasyon her şeyi değiştirecektir. Yani bütün aslında dünyanın dizaynını, ekonomiyi, dijital varlıklara daha fazla yönelmemize, ulus devlet anlayışlarını vesaire. Şimdi gördüğümüz kadarıyla Amerika'daki market cap'ler çok yüksek. Yani birçok Amerikan borsası ile ilgili son raporları 4500-4600 puan seviyelerinde. Nitekim Amerikan borsası şu anda orada S&P. Şunu sormak isterim. Enflasyon fiyatlamasına gidilirse eğer bir hiperenflasyona doğru da gidersek Amerikan borsaları zaten pahalı. Oraya para girmeyip de bizim gibi ülkelere gelme olasılığı var mı? Ve Türkiye bu anlamda böyle baktığınız zaman da bir avantaj unsuru yaratıyor mu global yatırımcılar sizce? Bence hiç yaratmıyor. Bu yapıda hiç yaratmıyor. Türkiye bir yol ayrımına girmiş gibi görüyorum ben. Ya yani bu bir herhangi bir tarafı eleştiri olarak söylemiyorum. Bunu bir tespit olarak söylüyorum. Bu bir tarzdır. Türkiye Avrupa'dan, Avrupa yönetim sisteminden uzaklaşan bir yönetime doğru gidiyor. Şimdi biraz daha Rusya tarzı bir ekonomik yönetime doğru gidiyor. Bu bir tercihtir. Bir stratejidir bilemem. Yani bunu eleştirmek için söylemiyorum. Ama bu şu anda bulunduğumuz bir geçiş dönemi gibi okuyorum ben. Bu geçiş dönemi devam ettiği sürece işimiz biraz zor. Ama bir tanımlama yapmak gerekiyor. Bir konuyla ilgili öncelikle bu nedir diye bir tanımlama yapmak gerekiyor. Ben bu nedir'in cevabını, yani burada ne oluyor'un cevabını henüz bilemiyorum. Liberal bir ekonomi var Türkiye'de yoksa liberal ekonomi yok da biraz müdahaleci bir ekonomi var. Hangisi var bilemiyorum. Bunlardan bir tanesinin bir an önce belirlenmesi lazım. Biraz ondan biraz bundan işimize geldiğimiz gibi olmaması gerekiyor değil mi? Ya ben dün örneğin kamu bankalarının 2 puanlık faiz indirmesi, 2 puana kadar diyelim. Orada tabii yani tutara göre değişiyor. Teknik bir şey, bankacılar konuşsun. Ama gördüğüm kadarıyla mesela bu bile liberal ekonomi ya da tam rekabet piyasasının karşı olan bir durum. Yani çünkü sonuçta kamu bankaları aracılığıyla piyasada olmayan faizleri aşağı çekilmeye çalışılıyor. Çünkü enflasyonun başka bir mantığı var. Enflasyon yukarıda. Dolayısıyla piyasa dokusuna dokunmaya çalışıyoruz gibi, değiştirmeye çalışıyoruz gibi. Doğal sürecini bırakmak lazım sanki piyasaya birazcık. Ne dersiniz Tayfun Bey? Yani çok müdahale etmemek gerekiyor. Yani biraz müdahale et, aynen öyle. Çok müdahale etmemek ama biraz müdahale etmek gerekiyor. Tabii bunun dozu çok çok önemli. Bu bir usta işi. Yani tabii. Yemek yapmak gibi bir şey, araya ufacık bir şey koymak gibi bir şey. Tahmin edilemez olmak en kötüsü. Yani fiyat artışlarına müdahale etsinler market raflarına ya da artan haksız ev kiralarına ya da işte bir gün öncesinde 600 bin TL olan bir evin 800 bine çıkmasına müdahale edilsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok ya da üretim yapasın. Ama faiz ve kur seviyesine müdahale olunca bu başka bir şekilde algılanıyor gibi sanki global tarafta. Yatırımcıyı kaçırıyor gibi sanki Tayfun Bey. Yani yarını bana bir kur tahmini kim yapabilir yani? Tabii herkes yapar da. Siz yaparsınız yani, diye çağırdık. Yani bir saat sonra Türkiye'de kurun, Türk lirası, dolar kurunun ne olacağı konusunda herhangi bir fikrimiz yok. İşte en kötüsü bu. Yani kur hesabı matematik bir hesaptır. Koyarsınız enflasyonu, faizi, ondan sonra tahmini kuru yaparsınız. Bütün herkes böyle yapıyor ama şu anda kim ne yapıyor bilmiyorum. At masyon İskembe'yi Kübra'dan işte şu olur, 10 olur, 10'dan dönerse şöyle olur, 9'dan dönerse böyle olur. Böyle iş mi olur? Yani fiyatlama yapılamıyor, yarın belirsiz filan.
Mesele bu, biz bunları yaşadık. Siz çok doğru söylüyorsunuz. Yani krizlerin, kriz tanımının nedeni, yani kriz nedir? Belirsizliğin artmasıdır. Yani standart sapmanın büyümesidir. Standart sapma büyürse risk artar, o da büyürse kriz olur. Yani belirsizliği arttırmayın kardeşim. Yani belirsizliği arttırmayın. Bu kadar dalgalanma olmaz. Yani bu kadar dalgalanma olmaz. Yani varlık sebebi, kurumların varlık sebebi dalgalanmaları törpülemektir. Ya buradaki, yani kur 20 mi olacak, 30 mu olacak, 150 mi olacak? O bir tarafa yani. Ama esasta mesele dalgalanmanın engellenememesi. Tabii. Bu çok büyük bir risk ya. Bu çok büyük bir problem. Esas, bunu tedavi etmek lazım. Burası bir belirsizlik yaratıyor ve gri alan yaratıyor. Ama o belirsizliğin azalması için özellikle siyasetin Ankara tarafında o dalgalanmanın bir azalması lazım. Orada bir tansiyonun düşmesi lazım ki bizde maalesef hani o taraf birazcık daha sakin olunca bu tarafa yansıyor. Çok böyle ekonomiyle siyaseti çok girift hale getirmiş durumdayız. Tayfun Bey, bugün birazcık yayın akışımız dolu. Yani sizin en azından çok güzel bir manşet yakalamış olduk. Hiperenflasyon ve enflasyon borsalara yarar ama Türkiye'ye yarar mı? Hangi şartlarda yarar? Bunu anlatmış oldunuz. Fon yöneticisi Tayfun Oral'a çok sevgi ve selamlarımızı iletelim. Teşekkür ederim. Şimdi de böyle lüks konutlarda deyince isme gelen, akla gelen isimlerden biri Ayşe Fügener'de. Herhalde işler düşmüştür. Fügen Hanım, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Günaydın herkese. Günaydın. Gerçi Türklerin konut talebinde bir azalma olabilir ama mutlaka yabancılarda değil mi? Hem vatandaşlık almak için hem de kur avantajından dolayı bir talep artışı vardır diye düşünüyorum. Bu tarafa doğru geleceğim ama öncelikle hemen sormak istiyorum. Siz bana Twitter'dan da sağ olun yazmışsınız. Yüzlerce de yorum gelmiş. Herkes çok böyle faiz inecekse konut fiyatları tabii ki artacak. Tabii ki ev kiraları artacak ve bundan dolayı insanlar mağdur ve bunu yazmışlar. Gerçekten artacak mı Fügen Hanım konut fiyatları? Mecburen artacak Murat Bey. Çünkü maliyetler arttı. Çünkü faizlerle birlikte insanların bir motivasyonu gerçekleşecektir mutlaka. Bugün itibariyle göreceğiz onu dünkü faiz oranlarının oynamasıyla. Ama onun dışında proje yok. Bunun en temelinde arz talep dengesinin bozulması. Proje azaldığı için, inşaat sayısı azaldığı için ihtiyacı karşılayabilecek bir şu anda... Bir zamanlar balon yaşıyorduk, şimdi de tam tersini yaşıyoruz. Gayrimenkul, yani konut bulamıyoruz. Gayrimenkulün alt şeylerinden ya biri biliyorsunuz. Satacak ev barınma. Bulamıyorsunuz değil mi? Bir evet, ara böyle evet. 2000'lerden sonra özellikle pandemi öncesine kadar her yer projeydi. İşte Fikirtepe'de bir şey yapılıyor, arıyorlar. Orada da işte TEM'de, İstanbul'da bir yerde yapıyorlar. Evet. Onların hepsi bitti mi Fügen Hanım? Yani satıldı mı? O taraflar nasıl oldu bu arada? Yeni biten projeler, anladığım kadar yeni proje yok. Oraları satmaya uğraşıyor musunuz şu anda? Oralarda bir satış sirkülasyonu var ama fiyatlar o kadar yüksek ki. Değil mi? Şimdi bölgeye göre fiyatı değerlendirdiğiniz zaman o bölgede o fiyat yüksek kalıyor. Şimdi Fikirtepe dediğinizde evet Bağdat Caddesi'ne yakın ama belli bir bölgedir orası. Şu andaki fiyatlar Fikirtepe için yüksek. Yani aynı fiyatı belki aynı metrekareyi Bebek'e koysanız ya da Etiler'e koysanız, Beşiktaş'a koysanız çok daha farklı olabilir. Bölgeye göre fiyat yüksek kalmaya başladı. Bunun nedeni maliyetler. Bakın size bir iki inşaatlarda olmazsa olmazlardan. Mesela demir. Akılda kalsın diye söylüyorum. Demir. 1,5 sene, tam da 1,5 sene değil, geçen sene yani 2020'nin Mart'ından bu senenin Eylül sonuna kadar aldığımız rakamı söylüyorum, zamlanan %128. Fükran Hanım, diğer malzemelere de gidelim. 148. Çok özür dilerim, sözünüzü balla kesiyorum. Hemen kısa bir araya gidelim. Demir çok artmış, belli maliyetinizi artırıyor. Reklama gidelim, kesmemek için Fükran Hanım bir kez peki, daha sözünü tabii efendim. Ki, tabii kısa ki. Bir ara sonra devam edelim hemen. Koza Altın piyasa yönünü sunar.
piyasa yönüne devam ediyoruz. Ayşe Fügen Arda ilk bölümde konuğumuzdu. Fügen Hanım bir kez daha hoş geldiniz. Artan maliyetlerden bahsediyordunuz. Demir fiyatları çok arttı gerçekten de. Emtia fiyatları, enerji fiyatları, her şey artıyor. Yani sizin zam yapmamanız için bir sebep yok ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani bir hafta önce benim sistemde olan 600 bin liralık bir ev bir hafta sonrasında 850 bine geliyorsa zaten bu zamları yansıtmadı mı ev sahibi ya da işte konut sahibi diyelim? Oradaki biliyoruz. Konu tamamen başka. Orada artık maliyetlerle alakalı olduğunu çok düşünmüyorum. Ben insanların özellikle mesela dün yapılan faiz indiriminden sonra göreceğiz şimdi piyasayı. Bugün daha benim vaktim olmadı ilanları incelemeye. Eminim ki daha dün duymaya başladım öğleden sonra 800 bin lira olan daire 1.300'e çıkmış. Şimdi bu biraz daha pek de... dayanakları iyi değil yani iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum ben burada mal sahiplerinin. Alıcıya esasında satıcıya da bir destek bu faiz oranlarındaki oynama. 2020'yi hatırlayacaksınız. 2020 Haziran ayında Temmuz ayında uygulanan faiz oranlarının düşürülmesinde nasıl fiyatlar arttı? Ama her şeye rağmen satıldı. İşte bunlar zaten mal sahiplerine diyor ki ben ne fiyat koyarsam koyayım piyasada mal yok ki. Yani alternatif yok. Şimdi alternatif olmayınca ihtiyacı karşılamak için insanlar bütçelerinde başka şeylerinden kısıp artsa da o malı, o gayrimenkulü, o konutu veya ihtiyacı neyse onu almaya çalışıyorlar. Maalesef bu konuma geldik. Evet şu anda birinci eller özellikle artmaya devam edecek. Birinci eller artmaya devam ettikçe insanlar... alamadıkça, onlara bütçesi yetmedikçe bu sefer ikinci ellere yöneliyorlar ki bu geçen seneden epeydir böyle. Bu sefer ikinci ellerin de fiyatları yükseliyor. Artık emtia fiyatlarının veya konut inşaat yapımında kullanılan bu sayacağım veya saymaya çalıştığım birkaç tane maddenin dışında insanların psikolojik olarak da fiyatlar arttı. Türk ben lirası, neden artırmıyorum enflasyon. Ki işte değil mi? Üst taraf arttırdı %20. Evet işte artık bekletti. Enflasyonun oranı artıyor. Paranın değeri düşüyor. Benim malımın değeri düşüyor. Ama diye. Benim malım değerli deyip arttırıyorlar. Ya ben yani. Çok şahit oldum. İşte çok sevdiğim dostlarım, arkadaşlarım da ev satacağı zaman işte şey yapmıyor. Mesela bir tavan fiyat gibi bir şey koyuyor Fügen Hanım. Diyor ki ya zaten gelirse diyor. Yani bakıldığı zaman o taraf aynen. İşte biri satmış oradan duymuş. Peki... Hani sevgili Armağan Çağlayan demişken çözümü nedir ekonomide? Çözüm konuşun demiş. Biz çözüm konuşalım o zaman. Fügen Hanım bu işin çözümü nedir? Yani konut fiyatları, işte tabii konut ekspertleri var. SPK lisanslı ekspertlerden de bahsediyoruz. Sizler varsınız, önemli danışmanlar. Şimdi bununla ilgili bir, mesela benim evim örneğin 1 milyonsa ben bir hafta sonrasında sistemde 1 milyon 400 bine çıkardıysam %20'den 30'dan fazla bir artış varsa bunu... Devlet kontrol edemiyor mu? Fahiş fiyat artışlarını denetleyemiyor mu? Ve sen kardeşim ne yapıyorsun diye soramıyor mu hesabını? Yani ne olması gerekiyor konut fiyatlarında fahiş fiyat artışlarını önlemek için? Nasıl bir çözüm olması gerekiyor sizce? Tabii ki kontrol olsa çok iyi olur ama serbest ekonomi diye bir konumuz var biliyorsunuz. Bu serbest ekonomide hiç kimse hiçbir şeyi denetlemiyor. Adamın malıdır. Kaça isterse satar. Alıcı da akıllı. Eğer yüksek olduğunu düşünüyorsa o zaman almasın gibi bir zihniyet mi diyeyim, bir bakış açısı veya bir uygulama var. Yani bu bir serbest ekonominin getirisi. Burada ne yapılabilir? Tabii ki devletin burada bir yaptırımı olabilir. Bu ne kadar uygulanır? Burada bence en doğrusu esasında ekspertiz raporları o kadar önemli ki mal sahiplerinin bir ara çıkmıştı. Bundan bir buçuk yıl önce ekspertiz raporu olmadan SPK'ya bağlı serbest denetim şirketlerinin, değerleme şirketlerinin daha doğrusu bir raporuyla o fiyatlar üzerinde belki %10 üstü, %20 üstü gibi bir uygulama yapılabilir diye düşünüyorum. Ama bunu tekrar kaldırdılar. Sadece yabancılara uygulamak üzere geçerliliği devam etti. Ama Türk vatandaşlarının konut alırken veya gayrimenkul alımlarında böyle bir rapor geçerli yok. Artık ya biz de zorlanıyoruz bakın Murat Bey. Çünkü ben anlatmaya çalışıyorum bu değerde bir gayrimenkulün bu fiyatla satılmasının mümkün olmadığını. Ama mal sahipleri herkesin malı kendine değerli deyip onların da haklı ya da
kendilerine göre haklı maddeleri var. Diyor ki işte TL şöyle değer kaybetti dolara karşı. Benim malım şu, ben şu kadar dolara almıştım o zaman, bundan birkaç yıl önce aldıysa. Bir zamanlar biliyorsunuz dolar bazında gayrimenkul satışları da vardı. Adam diyor ki ben buraya 200 bin dolara aldım. Şimdi baktığım zaman dolar, ama işte bunların hepsi onu, yanlış. Evet. Yanlış hesaplar. Hep yani, yanlış kurgulanmış. Bir yerden işte değiştirmek lazım aslında yani bu dataları. Çünkü sonu yok değil mi? Yani adam evet o dönem dolarla almış olabilir, şey yapılabilir ama sonuçta o evinde bir değeri de var ortalamaya göre. Hani sonuçta şimdi örnekleri var vesaire var. Durdurdular. Dolarla satışı evet beyinde hala o hesabını dolarla yapıyor mal sahibi ama ilanlarda, satışlarda kesinlikle dolar söz konusu değil. Evet hesaplarken hala yapanlar var. Bence burada projelerin artması lazım. Projelerin artması için de şu anda özel şirketler maliyetlerin altından kalkamıyor. Çünkü yaptıkları sıfır konutların satışında zorlanıyorlar. O fiyatlarla onların maliyeti ve üzerine karı koyduğunuz zaman bir de finans değerin yani finansman kaybını onu da koyduklarında o fiyatlara erişemiyor alıcı. Evet. Bu sefer ikinci ele yöneliyor. Yaptığını satamıyor inşaat firması. Hı hı. Bu sefer de işte siz sevilmiyorsunuz öyle projede artınca ekonomistler ya işte kolay büyüme vesaire. Ekonomi işinden çıkılmaz bir hale alıyor ama Füge Hanım bugün sizi stüdyoda konuk ederim inşallah. Ben sizin karşı oturduğunuzu bildiğim için sabahın bu erken saatini yormak istemedim. Bugün inşallah fırsat bulur gelirsiniz bol bol böyle bize birazcık bir şeyler anlatın. Yani bizim gençlik ev araba alamadan herhalde o bir dünyaya gidecek bir gençlik oldu. Sizin zamanınız şanslıydınız vallahi emekli paralarıyla eviniz gerçekten. Değil mi? Her şey değerliydi. Biz çok, gerçekten çok, her şey çok değersiz bir dönemde yaşıyoruz. O yüzden biz merkeziyetsiz öyle söyleyeyim. Birazdan merkeziyetsiz finans konuşacağız. Anne babalardan kalacak herhalde sizlere eğer varsa tabii. Onun dışında çok zor. Çok Allah uzun ömür versin. Onların da yani o kadar emeklerini de tabii ki böyle alıp da kullanmak da istemem bir evlat olarak ama. Ama bir gayrimenkulün böyle bir değeri var Murat Bey. Evet. Gayrimenkul yaşam için, yatırım için, aynı zamanda çocuklarımıza miras için. Türkiye'de böyle bir gayrimenkulün böyle bir bakış açısı var. Evet. O yüzden gayrimenkul yatırımı hiçbir zaman kaybetmez. Ben bir gayrimenkul sever olarak, vatandaş olarak da, bu işi yapan biri olarak da bakın gayrimenkul altından sonra son 10 yılda en çok kazandıran olmuş. İşte bizde kira çok, gelirini düşündüğünüzde. Bizde çok hayal işte siz bence o projeye gittiğiniz zaman maketleri oluyor ya bana bir tanesini alırsanız Füge Hanım ben de çocuklarımı onlardan veririm artık. Çok sevgiler efendim teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok güzel bir gün olsun. Sağ olun. Ayşe Füge Nardı efendim sağ olsun. Fiyatların düşmesi için konut projeleri artması lazım dedi. Gerçekten de paramızın değeri tüm dünyada eriyor. Enflasyonu konuşuyoruz. Geçen de Twitter CEO'su Jack Dorsey hiperenflasyon geliyor dedi. Peki böyle bir ortamda dünyadaki dönüşüm herhalde çok daha fazla konuşuyoruz. Stüdyo konuğumuz Turan Sert, Paribu Danışma Kurulu üyesi. Hoş geldiniz Turan Hocam. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. Şimdi Turan Hoca'yla tabii bir toplantıda görüp böyle hayran kaldığım isimlerden birisi. Sosyos'un Türkiye Direktörü sevgili Altuğ Öztürk beni davet etmişti. Turan Hoca geliyor, gel bir dinle diye. Toplantıda dinleyince ben de böyle hayran kaldım. Hocamız da sağ olsun kırmayıp geldi. Hocam şimdi bu tüm konu başkanı. Ev fiyatları artıyor. Dolarda bir enflasyon var, hayat çok pahalı, biz gençler umutsuzuz, ev alamıyoruz, araba alamıyoruz. Dünyada da dönüşümler ve devinimler ve devrimler diyelim böyle bir dönemde mi gerçekleşiyor sizce? Çok haklısınız dediğiniz gibi. Aslında şöyle bakabiliriz, bunu kuşaklar çatışması üzerinden de değerlendirmek, okumak mümkün. Zira işte 1980'ler, 90'lardan itibaren işte sermaye piyasalarının artmasıyla birlikte işte değerlemeler ne oldu? Geleceğe yönelik indirgenmiş nakit akımları dediğimiz geleceğe dönelik geleceğin satın alınması şeklinde bütün şirketlerin değerleri şişti. Her şey şişti. Ancak bu şişmeden faydalananlar o zamanlar musluğun başında olan işte boomer kuşağı dediğimiz kuşaktı. Şimdi yeni gelen kuşak aynen dediğiniz gibisin az önce bahsettiğiniz gibi bir şey yapıyorlar. Yani diyorlar ki bize bir şey kalmadı. Siz neredeyse fiziki dünyadaki her şeyi gayrimenkulünden tutun, hisse senetlerinden tutun, bütün hepsinin geleceğe dönük karlarını da aldınız, üzerinde oturuyorsunuz. Bize yeni alanlar lazım. İşte ne oluyor? O zaman da fiziki dünya kalmadı. Evet. Bu sefer dijital dünyaya geçiliyor. Dijital dünya yeni bakir alan ve yeni nesil artık dijital dünyada gidiyor. Yani bir dediğiniz gibi artık bir gençlerimiz için bir ev almak, bir gayrimenkul almak bir hayal. Ama onlar ne yapıyorlar? Bu sefer gidiyorlar dijital dünyada, dijital ev alıyorlar. Evet.
dediğimiz gibi biraz farklılaşmaya başladı gibi görüyoruz. Tabii yani bakıldığı zaman işte geçen de bahsetmiş oldum. Kişi kendi avatarına işte bilmem ne Vuitton çantayı ya da işte kıyafeti giydirmeye çalışıyor. Oysa ki gerçekte öyle bir kıyafet yok, belki parası yok. Ama dijital olarak kendine farklı bir şekilde bir ihtiyaç ya da bir tatmin düzeyi olarak görüyor. Dünya değişiyor hocam. Peki bu paranın yolculuğu olarak mı dijital varlıkları da bir okumak gerekiyor? Çünkü işte Lidyalılardan çıkmış oldu. İşte daha öncesinde bir tarım ürünüydü para. İşte takas unsuru olarak kullanılıyordu. Sonra kağıt para oldu. Bugün Türkiye'de herhalde 50 kuruşu basmanın maliyeti 50 kuruştan çok daha maliyetli bir dönemden geçiyoruz. Para dijitalleşiyor. Dolayısıyla bu kripto paraları da paranın bir yolculuğu olarak mı, uzantısı olarak mı görmek lazım? Ve dünya artık kağıt parayı terk ediyor mu? Ve hep o dediğimiz tek dünya, tek ulus, tek bir dünya milleti olma yolunda mı gidiyoruz hocam bu Bitcoin'dan dolayı diyelim? Evet, aslına bakarsanız burada dijitalleşme bir evrim ve kripto paralar, blok zincir ne derseniz bunların hepsi de aslında evrimin birer parçası. Sırayla yavaş yavaş geliyorlar. Bu da kaçınılmaz. Yani şöyle düşünmek lazım. Dijital dünya geldi ve dijital dünyanın gelmesiyle birlikte çok ciddi bunun avantajları olduğunu gördük. İşte hızlı, her yerden erişilebilir, ucuz, özellikle ucuz. Baktığınız zaman. Ama işte dijital dünya bunları getirirken bir taraftan ekonomik olarak ilk başta çok fazla kullanılabilir değildi. Çünkü şey yoktu, kopyalanabilme sorunu var dijital dünyada. Halbuki herhangi bir şeyin değer kazanabilmesi, değer tutabilmesi için sınırlı sayıda olması lazım. Sınırlanabiliyor olması lazım. İşte blok zincir bunu çözdü. Kripto paralarda blok zincirin bu şekildeki uygulama alanları. Yani artık dijital dünyada da değer tutabilmeyi ve bunu bir parayla yapabilmeyi kripto paralar sağladık. İşte buradan sonrasında artık bu çok önümüzde çok ciddi bir dünyayı açıyor, dijital dünyayı ve kripto paralarda bu anlamda bu dünyanın temel taşı, ekonomik olarak temel taşı olarak hep var olacaklar, evet, gibi görünüyor. Şimdi 31 Ekim 2008'de Satoshi Nakamoto Rumusu'yla tabii kriptografi yazılım grubuna bir e-posta düştü ve eşler arası elektronik nakit sistemi başlıklı bir, değil mi hocam, bu anlamda, evet, bir white paper, yani bir aslında teknik döküman gelmiş oldu. Evet. Ben dökümanı inceledim, çok anladığım bir şey değil. Hani o tamamen o yazılım dilini anlatıyor. Hı hı. Aslında hani genelde white paper'ları coin'lerde projeyi kim yaptığı, nasıl olacağı ve hedefleri anlatırken white paper tam anlamıyla bir yazılım kodlama dilinden bahsediyor hocam. Şimdi buna bir devrim gözüyle bakmak gerekiyor mu? Bu 31'inde de 31 Ekim'de de 13. senesini kutluyoruz artık white paper'ın diyelim. Dolayısıyla tüm dünyadaki sistemi dizayn edecek bir teknik dokümandan mı bahsediyoruz sizce hocam? Doğru. Bunun nedeni de aslında şu. Şimdi Satoshi'nin yaptığı, aslında ben şöyle açıklıyorum. Un, şeker vardı. Helvayı Satoshi'nin bu dokümanı yaptı. Yani dijital dünyada bahsettiğim gibi şifreleme ile birlikte kişilerin güvenli bir şekilde işlem yapması geldi. Sonrasında ama şöyle bir sorun vardı. Kişiler işlem yaparken aralarında işte bankalar, merkezi otoriteler olduğu için o merkezi otoritelerin çok fazla güçlenmesi söz konusu oldu. İşte Satoshi'nin dokümanı o aracılık hizmetini tek bir merkezden dağıtabilir miyiz? Dağıtırsak böylece güç belli bir yerde odaklanmaz, güç kullanıcıda oluru felsefesinden geliyordu. Evet. Bunu sağlamış oldu Satoshi'nin şeyi. Bu da işte onu da o dağılmış olan makinaların bir arada hareket edebilmesini sağladı. Onun dediğim gibi devrim olayı oradan geliyor. Bu sayede artık kişilerin herhangi bir aracı olmadan dijital dünyada birbirleriyle ekonomik faaliyette bulunması, değer birbirlerine gönderebilmesi, değer saklayabilmesine, kendilerince kendilerine ait cüzdanlarda değer saklayabilmesinin yolu açıldı. Bu çok önemli baktığınızda. Kesinlikle. Çünkü fiziki dünyada bu yok. Hocam şimdi tabii ki artık kendi paramıza kendimiz yön verebiliyoruz. Çünkü banka işte izin verdiği ölçüde ben o paramı alabiliyorum. Ya da işte borsada hissemi sattığım zaman borsa onu takastan çıkarıp bana verdiği zaman falan filan. Böyle ya yani aslında benim değil, birileri izin verdiği ölçüde benim, evet, oluyor. Bu çok ciddi bir finansal özgürlük ve aslında dünyada da bir değişimin aslında habercisi gibi duruyor. Şimdi ama burada regülasyon dediğimiz şey, evet, böyle bir merkeziyetsiz yapı var ama bu eski dünyayı inşa edenler bu kadar özgür bir dünyaya izin verecekler mi diye sormak istiyorum. Çünkü New York'da ETF onaylandı, Bitcoin ETF'i. Aslında bir taraftan da hükümetlerin kontrolünde izin verilen bir merkeziyetsiz dünyaya doğru mu gidiyoruz diye sormak istiyorum. Yani çünkü
bu kadar emek verip de dünyayı bu kadar işte başka bir noktaya getiren insanlar bu kaymağı başkalarına yedirtmek istemezler gibi. İşin işte insan girince ben birazcık kafam bulanıyor hocam. Yani doğru, çok haklısınız. Ben açıkçası hibrit bir sistem olacağını düşünüyorum. Hmm. Yani devletler çok normal olarak ellerinde olan belli bir gücün kayıp gitmesini istemeyeceklerdir ki bunu mesela Facebook olayında gördük. Facebook biliyorsunuz bir DM diye bir önce Libra'ydı şimdi DM ismini değiştirdiler. Bir para çıkartacağını söyledi. Evet. Facebook çok büyük bir güç. 2.7 milyar insana ulaşan global bir güç. Para çıkartacağım dedi. Ama Facebook'un nerede olduğu belli. Yeli yurdu belli, ofisleri belli. Dedikten sonra Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg neredeyse kongreden çıkmadı. Sürekli kongreye çağrıldı ve sürekli soruşturmaya tabi tutuldu. Bir ülke gibi hocam, kendi parasını çıkarıyor aslında bakıldığında. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki ticaretin %80'ini dolarla devam ederken Facebook'un çıkartacağı ve bir sepet olacağını söylediği paraya karşı dedi ki siz ne yapıyorsunuz? Böyle bir şey yapamazsınız. Dolayısıyla böyle bir devletlerin çok normal olarak böyle bir tepki göstermeleri bekliyorduk aslında. Buna bir başka tepki olarak da işte Merkez Bankası dijital paralarını çıkarmaya için çabalarını arttırdılar. Aslında herhalde kripto paraların kullanımını azaltmak için birazcık da böyle trende de uyum sağlamak isteyen devletler gibi görüyorum. Evet, tabii dijitalleşme dedik ya, dijitalleşmenin o nimetlerinden faydalanmak için devletlerin çıkardığı bir para. Bu arada kripto para kesinlikle değil. Merkez Bankası dijital paralarının bazen kripto paralarla çünkü karıştırılıyor. Kripto paralar tamamen merkeziyetsiz olarak çıkmış, kendine has işte emisyonları olan, arzları olan, isteyen herkesin katılabildiği, girebildiği paralarken Merkez Bankası dijital para tam tersi. Tamamen merkezi, merkez bankaları tarafından çıkarılan paralar. Ve bu gibi tepkiler olacaktır devletlerden. Tabii devletlerin orada biraz her ülkenin kendi felsefesine göre, işte özgürlük anlayışına göre değişen şekillerde tepki verdiğini görüyoruz. İşte Amerika'da dediğiniz gibi daha küçük yatırımcıyı korumaya yönelik yapıyorlar. Yani mesela işte yasaklanacak mı sorusu vardı. Çok net olarak işte Fed başkanı da, SEC başkanı da kesinlikle yasaklanmayacaktı. Çünkü öyle bir nosyon yok. Ama öbür taraftan diğer uçta Çin'e baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Çin tamamen yasaklıyor. Ama şey de var hocam değil mi? Bu blok zinciri ve işte aslında bu yazılım dilini öğrenenler de işin içine birazcık girdiği zaman da devlet evet yasaklayabilir ama insanlar işlem yapmanın yasaklanması imkansız olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Blok zincir, blockchain ağı. Çok değişik. Yani geçen işte bir sohbet ediyordum birisiyle, sizden iyi olmasın çok değerli birisiyle. Bir token projesinden bahsederken aslında kendisini Merkez Bankası gibi konumlandırıp bir token'ın arzından bahsediyordu. Ve bu beni çok değişik düşüncelere daldırdı. Çünkü Hazine Bakanlığı'na ne gerek var o anda, Merkez Bankası'na gerek var mı? Bütün kurumları ortadan kaldırıyor ki siz Facebook dediniz. Facebook kendi parasını yaratıyor. Bir ülke için gerekli misaki milli sınırlarına gerek olmadan bir dijital ülkeden bahsediyoruz. Evet. Dijital sınırlarda. Şimdi burada Türkiye'yi nereye koyuyorsunuz? Türkiye bunu neresinde? Paribu'ya da danışmanlık da yapıyorsunuz aynı zamanda. Şimdi çok değer kaybetti ve paramız itibar kaybediyor. Her hafta markete gittiğimiz zaman şok yaşıyoruz maalesef. Türkiye Merkez Bankası Bitcoin'i rezerv olarak tutma yoluna gidebilir mi? Yani çok uçlarda düşünüyorum şu anda. Türkiye parasını bilerek mi zayıflatıyor? Hiper enflasyon çıktıktan sonra Merkez Bankası bir kripto parayı rezerv olarak mı kabul edecek sizce? Böyle bir öngörünüz var mı Turan Bey? Yok, çok hayır. Mu marjinal olur acaba? Hayır, bence çok marjinal olur. Evet. Ben Türkiye Cumhuriyeti, tabii ki yani devlet büyüklerimizin ne yapacağını tam bilmemiz bizim dışarıdan çok zor. Evet. Ancak bildiğim kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla kripto konusunda hani o kadar da, yani şöyle diyeyim, alıp rezerve koyacak kadar pozitif baktıklarını düşünmüyorum. Regülasyon konusunda da işte küçük yatırımcı dediğimiz gibi küçük yatırımcının korunması konusunda malum geçmişte olan nahoş olaylardan, istenmeyen olayların da etkisiyle böyle bir şey olacaktır. Yani küçük yatırımcıyı korumak anlamında belli regülasyonlar gelecektir. Bunun da regülasyonların da ben açıkçası şöyle olmasını bekliyorum. Sizin dediğinize çok katılıyorum. Yani ülkeler var fiziki olarak ama bir de dijital dünyada farklı farklı yerler var ve ben onu hep katıldığım programlarda da bahsediyorum. Biz bir anakarada yaşıyorsak o dijital dediğimiz ya da kripto dünyası böyle ayrı bir ada gibi. Tabii. Şimdi o adada maalesef biz o adaya ulaşımı köprülerle ya da gemilerle yapıyoruz. O da aslında kripto para borsaları. Nedir? Bizim elimizdeki, cebimizdeki para, itibari para dediğimiz fiyat paranın
kripto paraya dönmesine aracılık eden kurumlar. Nedir? Bankadan işte onların hesabına para gönderip oradan kripto para satın alabiliyorlar. Dolayısıyla devletlerin ilk aşamada regülasyon olarak gelecekleri, getirecekleri denetim bu alanda olacaktır. Dünyanın her yerinde de öyle oluyor. Yani o fiyat paradan buraya geçiş anlamında, kripto paraya geçiş anlamındaki o noktaları, o köşe başlarını devletlerin çok sıkı kontrol etmesi gerekiyor. Evet. Bu çok normal. Dünyanın her yerinde oluyor. Bunun daha da artarak devam ettiğini göreceğiz. Tabii Türkiye'de enflasyon olunca kripto paralara ilgi de çok oluyor hocam. Birazdan evet, Bitcoin'le ilgili de sizin de fikrinizi almış olacağım ama gördüğüm kadarıyla tabii bu Tesla olsun, Apple olsun, Facebook olsun her birinin milyonlarca kullanıcısı var ve biz onların bir vatandaşı gibiyiz artık, değil mi? Facebook evet. vatandaşı olarak artık paramı da kullanabilirim tüm dünyada gibi gibi bir noktaya gidiyoruz. Dünya değişik bir döneme doğru gidiyor. Peki, ama orada belki şunu eklemek lazım. Yani Facebook da bir merkezi otorite ve evet. kripto dünyası Facebook'un bu hareketine çok kuşkuyla bakıyor. Onu söylemek lazım. Hı. Çünkü merkeziyetsiz yapılarda dediğimiz gibi herhangi birinin üzerinde bir yön çizmesi anlamında bir tahakkümü yoktur. Genel olarak konsensusla, uzlaşmayla alınır ama Facebook öyle değil ve Facebook bunu geçmişte çok yaptı. Kendisi mesela hatırlarsınız bir aralar böyle Facebook üzerinde oyunlar vardı oynanan evet. işte. Bir gün Facebook dedi ki ya ben bundan yeterince reklam alamıyorum, kesiyorum ve bütün o geliştiriciler ortada kaldılar. Evet. Dolayısıyla bir merkezi otoritenin olması ve kafasına göre iş yapması sıkıntısından dolayı... Aslında bu sistemin tam tersinde bir tabii, yani Facebook'unki dijital para, kripto para demek ne kadar doğru olur o biraz çıktığında göreceğiz. Evet. Hocam peki bu dijital paraların, çok dijital para var ki olacak da Türkiye'de dijital liraya geçmeye çalışıyor bu dönemde. Evet. Bununla ilgili bazı işte ön hazırlıklar yapıldığını görmüş olduk meclis nezdinde. Bir de çok fazla altcoin var. İşte Alice Harikalar Diyarı işte bakıldığı zaman ekonomist herkese kapak oldu. Aslında o coinlerin ne olacağını dair akıbeti bilmiyoruz. Dolayısıyla dijital varlıklarla kripto varlıklar bir yerde kendine bir ortak değer haline gelebilecekler mi? Ve çok fazla olan bu dijital varlıklarla coinler diyelim, tokenlar diyelim, kripto paralar bir yerde kaybolacak mı? Yani nereye doğru gidiyoruz? Yani tek bir şeyin olması gerekiyor gibi. Sanki birçok para sahası var, birçok para savaşı var. Ama bu kaosun içerisinde tam ileriyi göremiyoruz. Ne dersiniz? Aslında sizin az önce sorduğunuz sorunun da bir parçasıydı bu. Yanıt vermedim. Tek bir para, tek bir bir dünya olacak dediniz. Sanmıyorum öyle bir dünya olacağını. Çünkü nedeni de şu, biz insanlar için içindeyiz. Biz insanlar için olacak. Aynen sizin dediğiniz gibi. Çok farklı öncelikler, çok farklı politikalar için içine girebiliyor. O yüzden tek bir dünya, tek bir yani öyle bir dünya olmayacak. Kripto paralar, bu arada kripto paralar da dijital paradır aslında. Yani dijital para dediğimiz tamamı. Dijital varlıklar, çok doğru söylediniz ki dijital varlıkları da aslında İki parçası var. Bir tanesi hani fiziki varlıkların dijitale dönmüş olması ve o dijital sahiplik. Hı hı. Bir de dijital dünyadaki oluşan varlıklar, hakikaten oluşturulan varlıklar, hiç fiziki dünyayla ilişkisi olmayan gibi. Bunların hepsi o dijital varlıklar oluyor, daha da olacak ve hayatımızın çok büyük bir kısmını kapsıyor olacak. Şu anda zaten gençlere bakarsanız, ya biz diyoruz ya işte sosyalleşmiyorsunuz, hiç kafelere gitmiyorsunuz, evet. odanızda oturuyorsunuz. Onlar sosyalleşiyor. Onlar dijital dünyada sosyalleşiyor. Sonuçta insanlar vakitlerini nerede geçiriyorlarsa dünyaları orasıdır. Sonuçta gençler o tarafa doğru gidiyorlar. Bu artarak bu trend devam edecek. Bir dijital varlıkların olduğu her durumda da ekonomik bir ilişki varsa, yani ben bir dijital varlığımı size veriyorsam karşılığında sizden bir para almam gerekecek. Bu Merkez Bankası dijital parası olabilir, kripto para olabilir veya normal fiziki paranın dijital hale gelmiş olabilir. Şu anda aslında kullandığımız evet. bankadan kredi kartı ödemeleri yaptığımızda ne kullanıyoruz? Dijital para kullanıyoruz baktığınız zaman. Kesinlikle. Ama nedir? Fiyat paradır. Bu fiyat para da olabilir, kripto para da olabilir. Bunları bunların çok 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 daha arttığını göreceğiz. Evet. Ya yani şu anda hiçbir şey. Yani bir şey oturmaya çalışıyor, ekonomi bir yere gitmeye evet. çalışıyor. Çok evet. fazla kurumların görev ve tanımı da değişecek muhtemelen. Yolun başındayız ama en azından bu pandemi sürecindeyim hocam. Buna hızlandırdığı bir dönemden kesinlikle, geçiyoruz artık. Kesinlikle. Yani o pandemiyle birlikte artık iş yapış biçimlerinin de değiştiğini görüyoruz. Ve evet. Şey olarak da
Bununla birlikte de artık uzaktan dijital dünya iyice hayatımıza girdi, evet, onu gördük. Matrix filmi gözümün önüne geldi. Yani hepimiz böyle gençler sosyalleşiyor ama dijital dünyada sosyalleşiyor dedi hocamız. Evet, yani hepimiz aslında belki de tek ulus olduk yani. Instagram'a aynı anda girip, aynı anda Facebook, aynı anda Twitter, işte Starbucks'tan kahvemizi alıp bütün dünya aynı şeyde tepki veriyorsa da aslında baktığımız zaman da tek tip dünyaya doğru olmuşuz. Haberimiz yok da olabilir. Turan Sert efendim, Paribu Danışma Yönetim Danışma Kurulu üyesiyle birlikte güzel bir sohbet oldu. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Yarın sabah 7'de bir kez daha görüşmek dileğiyle. Koza Altın Piyasa Yönünü sundu.